Bugün gezmeye gideceğiz biz, haklısın. Hadi kalk anneciğim, hazırlanalım. Koş gel yanıma. Hemen montumuzu giyelim, gezmeye gidelim. Bugün, al bakalım montunu. Ben bugün çarşılar giyeyim. Giy güzelce. Heh, bakayım. Ay çok yakışıklı oğlum. Rüzgar, gideceğimiz yere nasıl gideceğiz biliyor musun? Otobüsle. Hazır mısın otobüs yolculuğuna? Buradan bu taraftan gideceğiz. Hadi yürü bakalım. Hadi bakalım gel anneciğim. Bekleyelim otobüsü. Heh, geldi otobüs. Hadi binelim, tut elimi. Geç bakalım Rüzgar, burada koltuklar boşmuş. Buraya oturabilirsin. Ben de şöyle yanına oturayım. İkimiz birlikte oturalım ve yolculuğumuzu yapalım. Rüzgar, otobüsle yolculuk yapmak çok keyifli değil mi? Ben çok seviyorum otobüs yolculuklarını. Otobüs duraklarda duruyor ve yeni yolcular alıyor. İnecek olanlar da iniyor tabii. Bak yine bir durağa geldik. Şimdi bakalım kimler binecek. Rüzgar, gördün mü anneciğim? Bir tane teyze bindi otobüse. Peki biz bu teyzeye bindiğine göre otobüse yapmamız gereken bir şey var mı? Düşün bakalım. Düşün. Şimdi ben sana şöyle anlatayım. Otobüs hareket ediyor değil mi oğlum? Otobüs hareket ettiği için... Bizim bu teyzelere gülme. Bizim teyzelerin ayakta tutunması zor olduğu için, ayakta durmaları da zor olduğu için bu teyzelerin onlara ama yer ben Getir ver montunu bana. Ha otur. Otobüste terleme doğru bir şey yaptın ama sana ben teyzenin durumunu anlatıyorum. Farkında mısın? Teyzeye yer vermelisin. Ama böyle değil. Teyzeciğim buyur, geç yerime oturabilirsin. Buyur da bir de. Buyur. Heh, şimdi kalk anneciğim. Kalksana oğlum, nereye oturacak kadın? Geç teyze buyur. O zaman bu yaptığından dolayı ben size, seni çok tebrik ediyorum Rüzgar. Sen de gel otur, ben de yerimi sana veriyorum. Sen de düşme. Aaa teyze, ay verdi Rüzgar'a. Ayıcım çok yattın annem ayıcım. Böyle çocuğa oyuncak mı verilir? Teyze kızdı, otobüsten indi, gördün mü Rüzgar? Aa Rüzgar da indi. Gelin buraya gelin, oturun. Bizim çok eğlendiğimiz bir video bunlar. Yasin teyze. Arkadaşlar ama burada ciddi bir şey söyledim. Otobüslerde, yolculuklarda veya zor durumda olan yaşlılarımıza lütfen yer verelim. Engelli olanlara. Aynen öyle, engellilere, birisi de var, engellilere, yaşlılara, hamilelere. Yengelere mi diyecektin? Yengelerin kafalarına gezmeyeceğiz anneciğim. Evet, engellilere, yaşlara ve hamilelere yer vermeyi unutmayın. Arkadaşlar bu kuralları siz biliyor muydunuz? Yoksa bilmiyor muydunuz? Arkadaşlar iyi olan videosu da unutmayın. Bu kanala mutlaka videosu da unutmayın. Ve yılan videosu mu? Evet, yılan videosunu Rüzgar her seferinde hatırlatıyor. Ve kesinlikle unutmayın. Allah, otobüs devriliyordu. Otobüsü devriliyordu. Gerçekten unutmayın. Bu kişiler en son durağa gelebiliyor. Geçer size bir olay anlatayım. Benim öğretmenim bana bir şey anlattı. O hikayede şöyle bir şey varmış. Metrobüse binen, üstü çok iyi olamayan, böyle yırtık pırtık bir şeyler giymiş olan bir teyzemiz varmış. Ona hiç kimse yer vermek istememiş. Ne kadar kötü ya. Sonra daha böyle görmüş güzel bir teyze gelmiş. Onu herkes yer vermiş. Bu çok yanlış. Nasıl giyiniyor, nasıl göründüğü bizim için önemli değil. Benim için öncelikle önemli olan onun yaşlı olması. Ben iç huzurumu hissedebilirim. O zaman herkes arada bir sürü mor kalpler geldi. Benim sen ne kalp yok? Benim...